Taahhütname yoksa ev de yok. Fırsatçı ev sahiplerinin yeni oyunu evi verdiği kiracıya boş tarihli taahhütname imzalatmak ve böylelikle istediği zaman kiracıyı evden çıkarabilmek. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesini sona erdiren bir anlaşma, bir belge. Ev sahipleri tahliye taahhütnamesini gerekli olduğu zaman ya da istediği vakit kiracıyı çıkarabilmek için talep ediyorlar. Tahliye taahhütnamesi alıyorlar. Bu tahliye taahhütnamesini kiracı imzalayıp özgür hür iradesiyle verdiği vakitte bu geçerli bir sözleşme, bir anlaşma ve işleme konulduğu vakit sonuç doğuruyor. Ev sahipleri kira sözleşmesinin yanında boş tarihli tahliye taahhütnamesini zorunlu kılıyor. O taahhütnameyi imzalamayan kiracıya ev vermiyor. Boş tarihli bir tahliye taahhütnamesi vermiş olan kiracı istediği vakit, yani kiraya verenin istediği vakit çıkma durumunda baştan kabul etmiş sayılıyor. Çok kesin kanıtlar olması gerekir. Kağıdın komple boş olarak verildiğine ilişkin, dediğimiz gibi tanık bile tek başına geçerli değil. İşte bir güvenlik kamera kaydı vardır ve bu kayıt da yasal olarak alınmıştır. Yani gizli bir kayıt değildir. Yasalara uygun, hukuka uygun bir delil olarak alınmıştır. Belki o durumlarda sonradan doldurulma konusu tartışılabilir. Kısa sözleşme, depozito, bir yıllık peşinat, memur kefil ve dahası. Yüksek fiyatların yanında kiracıların uğraşması gereken bir de boş tarihli taahhütname var. Çok mantıksız geliyor bana göre. Yani öyle bir şey olamaz. Vallahi bence mantıksız yani. Niye dersen, eskiden millet birbirine bir itimatı, bir güvencesi vardı, güvenci vardı. Şimdi ortalıkta kimse kimseye güvenmiyor. Yanlış yapıyorlar. Yani deprem oldu, her an için elinden gidebilir. Belki 5 dakika sonra hiçbir şeyin olmayacak. Şu anda her rant oldu. Komşum 10 liraya vermiş, ben de 10 liraya vereyim diyor. 15 duyduğu zaman ben de 15'e vereyim diyor. Allah yardımcımız olsun. Eşinizin imzası olmadan tek taraf atılan şeyler zaten geçersiz. O yüzden mutlaka eşiyle beraber atılması gerekiyor. Ve arkadaşlar tavsiye, mutlaka alt kısımda küçük kısım var, tarih atsınlar. Tarih attığı zaman da o tarih geçerli, ilerleyen tarih kapsamıyor.